أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوات اللهم صل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا في الحمد لله رب العالمين حصنتكم بالحي القيوم. ki o asla ölmez. Ve beni ve sizleri <laughs> darlıktan kurtardı. Güç ve kuvvet ancak yüce Allah'tandır. Evet kıymetli kardeşlerim, Allahu Teala azzetleri bizleri bir ilim meclisinde tekrar bir araya getirdiği gibi yarın ahirette Habibi sallallahu teala aleyhi ve sellemin sancağı şerifinin altında da toplanan kullarından eylesin. Dostlarından dünya ahiret ayırmasın. Rabbim yarın ahirette nebilerle, sıddıklarla, salihlerle, şüveda ile haşru cem eylesin. Şerlerden Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Evlerimize, ocaklarımıza, Kur'an, sünnet huzuru... Nasibi müyesser eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim Bu aralar biraz sohbet programlarımız yoğun olduğundan dolayı uzun boylu dersler yapamadık. Hatta bu hafta canlı yayın sohbet de yapamadık. Aynı şekilde bu haftaki yoğunluk yine devam ediyor. Yarın e, Perşembe Sultanbeyli tarafı Cuma karşıda Başakşehir tarafında Cumartesi Yeni Bosna'dan Pazar e, kendi yerimizde derken yani haftanın günü dolmaya başladı. Ancak yine imkan buldukça e, siz canlı yayın sohbetlerinde ihmal etmemeye gayret edeceğiz kıymetli kardeşlerim. E, bugün inşallah 4-5-4 tane video hazırladım. O da ilkinde makinenin şarjı bitmiş. Anlat anlat anlat. Görüntü var ses yok. 4 tane video çektik. Yani orada bir saatimiz gitti. Yine tabii ki hayır konuşmuş olduk ama ondan sonra biraz ses de almadı diye üzüldük ama sonradan tekrar şarjını falan hallettik. Tekrar bir dört tane kayıt yaptık önümüzdeki günlerle alakalı. Miraç kandilimiz yaklaşıyor. Miraç kandilinin namazıydı, orucuydu, hayrıydı, sadakasıydı. Efendim isra e, İsra ne demektir? Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidişi işte ruhen mi oldu, rüyada mı oldu, bedeniyle mi oldu? Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neler gördü? Onlarla alakalı Hatta e, yani imkan bulabilseydim, e, vakit bulabilseydik şöyle e, Mirac'ı şöyle bir 7-8 video yapsaydık neler gördüğünü tek tek her videoda 3-5 tane, 3-5 tane olarak sizlere sunsaydık ama vakitler yetmedi. İnşallah bir dahaki seneye Rabbimiz ömür verirse efendim e, öncesinden hazırlık yaparaktan Onları o şekilde hazırlarız. Çünkü Miraç dersi çok önemli. Miraç, yani Miraç dersini dinleyen bir insan İslam'ın tamamını hemen hemen dinlemiş gibidir. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta her şeyi gördü. Her şeyi gördü yani. Rabbimiz Tebareke ve Teala'yı bile gördü. Celle şanu celle celaluhu. Yani... E, hangi günahların cezası ne olarak gördü, hangi ibadetlerin sevabı, mükafatı ne, onları gördü. Hepsini beyan ediyor Miraç hadisesinde, hadis-i şeriflerde, ayet-i cellelerde bunlar bize beyan ediliyor. Onları inşallah önümüzdeki süreçlerde ders olarak kısa kısa yapılırsa daha iyi olur diye düşünüyoruz. Allah-u Teala Hazretleri zamanlara bereketler versin, zamanlarımıza bereketler versin, ömrümüze hayır versin de bu meseleleri inşallah sizlere arz etmiş olabilelim kıymetli kardeşlerim. Şimdi Recep-i Şerif çıkıyor. Recep-i Şerif tevbe ayıdır. E, tevbeden hiç bahsetmedik. E, canlı yayın sohbetlerinde hiç bahsetmedik. Kıymetli kardeşlerim tevbe dersin başında okuduğum ayeti kerimede Allahu Teala Hazretleri buyuruyor. Esta'in billah ve tuğbu ilallah Allah'a dönün. Allah'a tevbe edin cemiyen hep beraber eyyuhel müminun ey müminler hep beraber Allah'a dönün tevbe edin buyuruyor. Her mümine tevbe etmek farzdır kıymetli kardeşler. Her mümine tevbe farzdır. Farzı ayın yani benim tevbemle sen af olmuyorsun. Senin tevbenle ben af olmuyorum. Her mümin kendisi tevbe etmesi farzdır. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Eğer tevbe ederseniz umulur ki kurtuluşa erersiniz. Umulur ki felaha kavuşursunuz. Günahlarınız affolur. Efendim cehennemden uzak olur. Cennete yakın olursunuz buyuruyor. Allah'ımız Celle Şanuhu Celle Celaluhu Kurban oldun. Tevbe kapısını ahiretten bir pen, perde, pencere açılana kadar kabul ediyor. Cam boğaza takılana kadar tevbe kapısı açık. Yani ahiretten bir şey gözükmediği müddetçe, bir melek görmediği müddetçe, ahiretle alakalı bir şey sana e, yaka zaten böyle uyanırken gözükmediği müddetçe tevbeni kabul ediyor Allahu Teala Hazretleri. Velev ki ölümüne bir gün kalsa, senin haberi yok ki bir gün kaldığından, o anda tevbe etsen Allahu Teala kabul ediyor kıymetli kardeşler. Tabii ki tevbenin şartları var. Nasuh olması lazım. Nasuh tövbesinin şartları var. İnşallah çok uzatmamakla beraber bu bunu iki derse bölelim. Tevbeyi iki derse bölelim. Bir kısmını şimdi inşallah işlemiş olalım. Bir kısmını da bakalım inşallah recep çıkmadan yaparsak iyi olur. Dersi tamamlamış oluruz. İnşallah rahman. Şimdi kıymetli kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki helekel müsevvifun. Yarıncılar helak oldular. Yarın tevbe ederim diyenler. Yarın. Yani ileride tevbe ederim, tevbeyi geciktirenler, tevbeyi ileri tarihe atanlar helak oldular buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için hemen tevbe etmeli. Tevbeyi yarına bırakmamalı. Çünkü yarına bizim çıkacağımızın garantisi yok. Yarına bizim çıkacağımızın garantisi yoksa tevbeyi nasıl yarına bırakabiliriz? Sizler yemin edebilir misiniz ben yarına sağ çıkacağım diye? Edemezsin. Ya o zaman tövbeni de yarına bırakmaman lazım. Nice insanlar gece yatağına girdiler. Efendim kafalarını yastıklara koydular. Sabaha cenazeleri çıktı. Evet. Ölüm ansızın gelir. O zaman her an tövbe ile istiğfar ile yaşamak lazım kıymetli kardeşlerim. Sallallahu teala aleyhi ve sellemin gelmişi geçmişi af olduğu halde ma taqaddemu min zenbike ve ma taakhara gelmişin geçmişin habibim affeti suresinin başında buyuruyor Allahu Teala Hazretleri li Allahu leke Allah seni affetti habibim ma taqaddemu min zenbike ve ma gelmiş geçmiş sen günah yapmazsın da peygamberler masumdurlar yani faraza yapacak olsan dahi af edildin otomatikmen buyuruyor Allahu Teala Hazretleri. E peki böyle olduğu halde sallallahu aleyhi ve sellem istiğfar etmeden durmuyor kıymetli kardeşlerim. Tevbe ile istiğfarla yaşıyor. Sahabe efendilerimiz diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir otururduk sayardık buyuruyor. O meclis dağılana kadar yüzlerce istiğfar ederdi. Rabbi gıfirli, Rabbi gıfirli, estağfirullah ve tüm aleyye diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o meclis dağılana kadar istiğfar, yüzlerce istiğfar ederdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh günlük istiğfarı 12 bin defa istiğfar ediyor kıymetli kardeşlerim. Ebu Hureyre mescitte yatıp kalkan bir sahabe. Ashab-ı Soffe'de son 4-5 senesine kavuşmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve en çok hadis-i şerif rivayet eden sahibi olmuş. Ve onlar da şaşırmışlar. Diğer sahabe efendilerimiz, ya sen son yıllarda geldin, hepimizden fazla hadis rivayet ettin. Unutmak nedir bilmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasını aldı. Duyduğunu unutmazdı. Sorduklarında siz evlerinizde, bağlarınızda, bahçelerinizde keyif ederken, zevk ederken, meşgul olurken ben mescitte yatıyordum, kalkıyordum diyor. Mescitte yatılı talebesi Ebu Hureyre radıyallahu anh mescitten çıkmıyor ama günlük de 12 bin defa istiğfar ediyor kıymetli kardeşlerim. Evet evet bizler günde kaç defa istiğfar ediyoruz kardeşlerim. Bizler günde kaç defa Allah'ı hatırlıyoruz, ölümü hatırlıyoruz, Celle Celaluhu, kabri hatırlıyoruz, mahşeri hatırlıyoruz. Maalesef çok az. Ya bir de yani en verimli olduğumuz dönemlerde gençliğimizde, sağlığımızda, saatimizde o vakitlerimizi yani mala yani fuzuli işlerle geçiriyoruz. Ondan sonra bizi hiçbir yer kabul etmedikten sonra efendim kahve kabul etmez, Efendim işte statlar kabul etmez, sinemalar kabul etmez, pilin bitmiş, yaşlanmışsın. Hatta devlet bile sana son vermiş artık, seni emekli etmiş artık, sen benim işime yaramazsın demiş. E ondan sonra ibadet yapacaksın. Cami, cemaat, şu bu. E tamam mecbur yapacaksın ama o gençlikteki yıllar var ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor bir hadis yerine biliyor musunuz? Men caveze kim? Mence menca vezel erba'ine kimin yaşı 40'ı geçti? 40 yaşını geçen kardeşler. Kimin yaşı 40'ı geçti? Lem yaglibi galip gelmedi. Hayruhu o kişinin hayrı ala şerrihi şerrine. Eğer ki bir insanın yaşı 40'ı geçti, Hayırları şerlerden fazla olmadıysa felyetecehhez ilennar bohçasını cehenneme hazırlasın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet kıymetli kardeşlerim. Şu anda Türkiye'mizde yaşı 40'a gelip de yaşı 40'ı geçip de hayrı şerrini geçen ne kadar insan var acaba? 40 yaşına kadar zaten milletin çoğu namaz, abdest, ibadet, Kur'an, zikir öyle bir düzene bizi koydular ki öyle bir perişan ettiler ki zaten yani çocuk eğitim süreci geliyor yaş 30. Eğitim sürecinden çıktığı noktada yaşı geliyor 30. 30'a kadar Allah de bilmez. Efendim Kur'an bilmez, namaz bilmez, zikir bilmez, bir şey bilmez, taharet bilmez. Günahlarla beraber 30 yaşına kadar geçti. 30'dan sonra efendim işte bir meslek elini alacak, bilmem ne yapacak, bir yuva kuracak, çalışacak, biraz para. O arada da borç, harç, şu bu derken yaş oldu 40. Evet Türkiye'mizin durumu bu. Yaş 40 olduktan sonra efendim o beli bük bükebilir sen rüküya o başı koy koyabilirsen secdeye. Kıymetli kardeşlerim, hepimiz başımızın çaresine bakalım. Hepimiz dini mübin İslam'ı en güzel yaşamak için başımızın çaresine bakalım. Yarın ahirette Allahu Teala bize demez ki ya siz kötü zamanda geldiniz, ortamınız bozuktu. Niye? Şu zamanda, şu kötü ortamda dini mübin İslam'ı kılı 40 yararcasına yaşayan zatlar var. Ulema efendilerimiz var. Mürşidi kamillerimiz var. E onlar nasıl yaptılar? Allahu Teala onları bize örnek gösterecek. Onun için kıymetli kardeşlerim hemen tevbe edip kolu paçayı sıvamamız lazım. Bir hadis-i şerifte 60 diyor. 40 yaşını geçen kardeşlerim panik yapmayın. 60 da var bir hadis-i şerifte. Yani bu şu demek değil, İyi, ben 40 yaşına kadar hep kötü yollarda yaşadım. E şimdi ben bu saatten sonra iyiye dönsem de ne olacak? Sen yine tevbeni yap, sen yine dön. Sen yine dön, sen samimi bir dönüş yaparsan, senin o geçmişteki yaptığın bütün hataları, günahları Allah siler. Celle Celaluhu fe ulaike hasenat. Bunu kafamdan ben söyleyemem Allahu Teala siler diye. Allahu u Teala'nın ayeti kerimesine dayanarak bunu söylüyorum ki o Allah sen o tevbeyi yaparsan buyuruyor silmekle kalmaz hepsini sevaplara çevirir Allahu Teala buyuruyor. Furkan suresinin ayetidir bu. Evet kıymetli kardeşlerim tevbeden başka çaremiz yok. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem belliğu an beni İsrail ve la harac. Beni İsrail'in kıssalarını anlatın buyuruyor. Bunda size bir günah yoktur buyuruyor. Ulemaya emrediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Beni İsrail'in kıssalarında ibret var. Bukhari hadisinde sallallahu teala aleyhi ve sellem bir adamdan bahsediyor. Bir adam 99 tane adam öldürüyor. Var mı şu an dinleyen kardeşlerde? Zannetmiyorum 99 tane katil olacak birisi. Allah muhafaza. Yani katillik, kebair büyük bir günah. Kıymetli kardeşlerim. Şirkten sonra gelen en büyük günahlardan bir tanesi katilliktir. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Maalesef şu anda insanlar birbirini yani Niye yol vermedin? Niye korna yaptın? Ef'ten, püf'ten, sebeplerden efendim maalesef cinayetler işleniyor memleketimizde. Allah korkusu olmadığından, Kur'an şuuru olmadığından, İslam şuuru olmadığından e, maalesef bu üzücü olaylarla karşılaşa biliyoruz. Allahu Teala Hazretleri Kur'an düzeni memleketimize nasip eylesin de, korkusunu nasip eylesin de bu yanlışlar işlenmesin kıymetli kardeşlerim. Şimdi bu adam 99 tane adam öldürüyor ama sonra pişman oluyor. Ya ben 99 tane adam öldürdüm. Ben bu halde ahirete gidersem benim halim ne olacak? E ben en iyisi tevbe edeyim dedi. Bir tane hocaya gitti. Hoca da demek ki yarım hoca yarım hoca adamı dinlen eder diyorlar ya yarım doktor candan eder işte. Hoca da dedi ya 99 tane adam öldürmüşsün sen af olur musun dedi ya. 99 tane adam öldürmek ne demek? Katillik ne demek? Sen dedi bitmişsin hemşerim. Öyle deyince adam zaten sinek öldür gibi adam öldürüyor. Ya seni de öldüreyim yüz etsin. dedi ya. Ve onu da öldürdü buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Adam ölüm makinası ya. Seri katil. Gözün seri katil görsün yani. 100 tane adamı öldürdü. Ve ama içinde pişmanlık, e, tövbe etmem lazım ya. Bir bana bir kapı açılsın ya. Ben e, ben de Allah'ın bir kuluyum. Tamam yanlışlar yaptım, nefsime uydum. Ama tövbe kapısı o kapıyı çalıyorum. Hocalar da ona kapatırsa adam hocayı da öldürdü Yüz etti. Ondan sonra başka bir hocaya gitti. Dedi ki hocam, bak dedi. Ben senden önce bir hocaya gittim. Ben ona durumumu anlattım. Ben 99 tane adam öldürdüm. Benim affım var mı dedim. O da dedi ki senin affın yok. Ben onu da öldürdüm. Yüz etti. Şimdi sana geldim. Bak benim bana affın yok falan deme. Sen de 101. olma. Adama uyarıyor yani. Güzel güzel uyarıyor. Hoca da dedi ki kardeşim dedi senin fetvan çok müşkil. Ben sana bir şey söyleyemem. Ancak falanca yerde Allah'ı zikreden ulema, evliya, Allah'ın veli, salih kulları var. Sen onların arasına gidersen onlar senin fetvanı çözer dedi. Bu beni aşar dedi. Öyle deyince o seri katil dedi ki ya dedi sen bana bir ümit kapısı açtın. Sen dedi yaşa dedi sana dokunmuyorum dedi. Onu bıraktı. Bakın şimdi kıymetli kardeşlerim. O katile Efendim sen işte şu kadar namaz kılacaksın, şu kadar kurban keseceksin, şu kadar hayır yapacaksın, şu bu. Onları demedi. Sen dedi birinci şart olarak bulunduğun çevreni değiştireceksin. Sen burada tevbe etsen tevbeni iki gün tutarsın, üçüncü gün yine bozarsın. Çünkü bu çevre seni katil olarak tanıyor. Buradaki arkadaş ortamların bozuk. E bunlar diyecek ki ya sen önceden şöyleydin, böyleydin. Tekrar seni o yollara sürükleyecek. Sen evvela bu kötü insanların arasından çıkıp iyi insanların arasına gitmen lazım. Yani hicret etmen lazım dedi. Ne kadar güzel bir tespit. Bir ortamdasın, dinini yaşayamıyorsun. Hicret et. Orayı terk edeceksin. Ya nitekim insanlar bugün dünyalıkları için dünyanın ta öbür uçlarına gitmiyorlar mı? Şu anda belki beni yurt dışından izleyen kardeşlerimiz var. Bak ta memleketlerinden, Türkiye'den, ta Almanyalara, Avrupalara gittiler. Niye? İşte orada şartlar daha iyi, maaş daha iyi... Artık niyeyse emekli oldular hala dönmüyorlar. Ha, emekli oldun şey yaptın tamam burada yatırım yaptın dön. İşte orası artık demek ki hoşuna gitti sevdi. Maalesef kalıyorlar. Halbuki İslam diyarını terk etmemek lazım kıymetli kardeşlerim. Kulağın ezan duymuyor. Düşünsene ezan duymuyor. Yani bak Türkiye'de yine elhamdülillah ezanlar okunuyor. Sohbetler, meclisler kuruluyor. Efendim hizmetler yapılıyor değil mi? Bu çok önemli. Neticede insan dünyası için bak ta dünyanın öbür ucuna gidiyor. Dinin içinde gideceksin. Nitekim Allahu Teala Hazretleri ne buyuruyor. estağfirullah? billah. İnnellezîne teveffâhumu'l melâiketü. Melekler onların canlarını aldığı zaman zalimiyen füsim nefislerine zulmeden o zalimlerin canlarını melekler aldığı zaman Alu fi meküntüm. Ya siz ne biçim adammışsınız ya? Siz ne bozuk adammışsınız ya? Melekler bir yandan canlarını alıyor adamların, bir yandan da onlara siz ne bozuk adammışsınız, ne kötü adammışsınız diye sitem ediyor melekler. Alu <laughs> o vefat edenler diyorlar ki, inna künna müstallağ fi fil aldı. Yahu biz dünyada zayıf kimselerdik, biz dünyada perişandık, çevremiz bozuktu bizim. Bizim bölgede hoca yoktu, bizim bölgede İslam yoktu, ezan yoktu, şu yoktu, bu yoktu. Biz zayıf düştük, milletin esiri olduk, kölesi olduk, perişan olduk diyorlar. Alu melekler diyor ki, Elem tekün ardullahi vasiaten, ya Allahu Teala'nın arzı, dünyası geniş değil miydi? Fetuhaciru fiha oradan hicret etseydiniz dininizi yaşayamadığınız bir yerdeyseniz oradan dininizi yaşayabileceğiniz bir yere gitseydiniz Ula keme uahum cehennem. Bunların barınacağı, sokulacağı yer cehennem olacak. Ve se ne kötü bir gidiş yeridir Allahu Teala buyuruyor. Evet. İnsanlar dünyaları için he, burada tutturamadıysan başka yere gidiyorsun. Başka yerde tutturamadıysan başka yere gidiyorsun. Dinini de güzel yaşayabileceğin yerlere hicret etmek boynunun borcudur. Evet kıymetli kardeşlerim. Şimdi o ulema ona ne dedi? Sen dedi buradan hicret etmen lazım. Sen burayı terk etmen lazım. Çünkü sen burada tevbeni tutamazsın. Bugün tevbe edersin, yarın tevbeni bozarsın. Nitekim bugün insanlar doğru yolu bulamamalarının sebeplerinden bir tanesi de çevresidir. Arkadaş ortamıdır. Evet, arkadaş ortamı. Bozuk insanlarla, efendim isyankar insanlarla, günahkar insanlarla beraber olduğun zaman... Kusura bakma sen ibadet bilisi olsan bile yakında ibadeti terk edeceksin. Onlar gibi olacaksın. Evet. Yahu düşün ki bak bir kasa limon, bir kasa limon, 100 tane limon var. iki tanesi çürük. İki tanesi çürük, 98 tane limon, sağlam limon bir araya gelip iki tane çürüğü sağlamlaştıramıyor. O iki tane çürük, 98 tane sağlam limonu bozuyor. Her şey böyledir. Bozuk sağlamı da bozar. E sen senin arkadaşın senden daha ziyade takva sahibi olması lazım. Daha ziyade ahlaklı olması lazım. Daha ziyade iffetli olması lazım. Daha ziyade ibadetli olması lazım ki ondan sana güzel şeyler aksetsin. Senin de önünü kesmesin. Senin hevesini, aşkını, şevkini kesmesin. Sen ibadetlisin. Çevren ibadetsiz. Sen de bir gün onlar gibi olacaksın. Evet kıymetli kardeşim. Bunların ayeti kerimeleri var. Mevzu uzayacak yani. Estağfurullah. Yevme ya'avvu zalimu ala O gün zalim ellerini ısıracak buyuruyor Allahu Teala Hazretleri. Zalim. Nefsine zulmetmiş, zalim bir kimse olmuş. Pişmanlıktan ellerini ısıracak. Yakulu ya leyten ittahazu ma'ar rasul sebila. Ve şöyle diyecek. Ah ne olaydı Resulullah'ın yoluna uysaydım. Ah ne olaydı Resul'ün yolunu yol edilenlerin peşine gitseydim. Yani iyi kullarla beraber olsaydım. Ya veylete aleyteni vah bana yazıklar olsun ki lem ettehiz fülanen halila keşke falancayı dost edinmeseydim, keşke falancayı sevmeseydim, keşke falancayı desteklemeseydim, keşke falancayla beraber bulunmasaydım diyecek. Bak bu falanca kim? Zalim, Allah'ın düşmanı, sevmediği bir kimse. Evet, başka bir ayet-i kerime okuyayım size. وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَا rabbhum يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ Sabah akşam, Sabah akşam Allah'ı tesbih eden, Allah'ı zikreden, Allah'a yalvaran kimselerle nefsinizi hapsedin Allah buyuruyor. Evet, sabah akşam Allah diyen, sabah akşam zikreden, sabah akşam Allah'ın kitabıyla amel eden kimselerle beraber nefsinizi hapsedin. Onlardan ayrılmayın. Ya yüllezine amenu. Başka bir ayet-i okuyayım size. İttekullah, Allah'tan sakının, takva sahibi olun, Allah'tan korkun. Ve kûnû ma'as sadıklarla beraber olun. Bak sadık olun demiyor, sadıklarla beraber olun. Çünkü sen sadıklarla, iyi kullarla beraber olduğun anda otomatikmen sadıklardan oluyorsun. Evet, evet. Efendim kaziplerle, yalancılarla, sahtekarlarla, üçkağıtçılarla Beraber olursan da sen ne kadar sadık bir kişi olsan da zamanla bakacaksın ki hal ve hareketlerin, konuşma şekillerin, yürüyüş tarzların, efendim her şeyin o beraber olduğun kişilere benzemeye başlayacak. Onun için kıymetli kardeşlerim kimleri takip ediyoruz, kimleri seviyoruz, kimleri beğeniyoruz, kimlerle beraberiz? Çok dikkat etmemiz lazım. Hele bu ahir zamanda çok dikkat etmemiz lazım kardeşlerim. Evet yani mevzum bu değil ama mevzu mevzuyu açıyor. Fazla konuyu dağıtmak istemiyorum. O 99-100 tane adam öldüren kişi o denilen adrese doğru yola çıktı. Salihler var orada, ilim ehli var. Onlara gidip fetvayı danışacak. Ve bu 100 tane adam öldüren seri katil ama mübarek adam ha cenneti garantiledi. Buhari hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem onu bize anlatıyor. Yolda giderken vefat etti. Hatta öleceğini anladı. Gideceği yere tam böyle göğsünü çevirdi ve vefat etti. Azap melekleri geldi. Bu adam 100 tane adam öldürdü. Hadi bakalım. Buna biz yapacağımızı biliyoruz. Rahmet melekleri geldi. Tevbe yolunda öldü diye. Bir kısım melekler bacaklarından çekiyor. Bir kısım melekler kollarından çekiyor. Allahu Teala hakem bir melek gönderdi. Dedi ki durun bakalım. Bunun çıktığı yerden öldüğü yer şimdi tam ortada. Ç e, çıktı ya me kendi memleketinden çıktı bir de gideceği yere ortada vefat et. Çıktığı yeri ölçün, öldüğü yere kadar. Öldüğü yerden gideceği yeri ölçün. Ne tarafa yakınsa gideceği yere yakınsa kurtardı. Çıktığı yere yakınsa yandı. Buyurdu o hakem melek bir ölçtü melekler bir karış buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem gideceği yere yakın düştü. Allahu Teala toprağa emretti sen bir karış yanaş, sen bir karış uzaklaş yine kulunu affetmeye bahane arıyor Allahu Teala Hazretleri. Ve okul kul af ediliyor kıymetli kardeşlerim. Yani şirkin dışında her günahın affı var. Bir tek Allahu Teala neyi affetmiyor kıymetli kardeşlerim? Şirki. Şirki de affetmiyor derken şirk üzere öleni affetmiyor. Bugün şirk koşan bir kafir, bir müşrik, bir Yahudi, bir Hristiyan buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dediği anda otomatikmen tertemiz oluyor kıymetli kardeşlerim. Otomatikmen tertemiz senden benden temiz oluyor. Çünkü niye? Sıfır kilometre. Yeni bir sayfa, yeni bir dosya açıldı onun hakkında. Şirk üzere öleni affetmiyor. Firavun daha af olmaz. Ebu Cehil daha af olmaz. Ebu Leheb daha af olmaz. Onların işleri bitti. Onlar ebediyen cehennemlik. Artık ne cehennemden çıkabilirler ne af olabilirler. Şirk üzere öleni affetmem. Diğer günahlar. Estaizu billah. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ الضَّلَالَاً بَعِيدًا Sadek Allahu Azim. Birkaç yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Allahu Teala Hazretleri şirki asla affetmez. Şirk üzere öleni asla affetmez. Diğer günahlarda dilediğini affeder. Dilediğini affeder. Yuazzibu men yasha ve yerhamu men yasha. Dilediğimi affederim, dilediğimi azap ederim. Kimse bana karışamaz Allahu Teala. La yuselam ma yefal. Bana yaptığımdan kimse bir şey soramaz buyuruyor. Ya iş yerinde bir patronuna bir şey soramıyorsun. Allahu Teala'ya sorgu sormaya çalışıyorsun ya. Biraz insan haddini bilecek ya. Rütbe, senden rütbeliye bir şey diyemiyorsun, bir şey soramıyorsun. Allahu Teala niye böyle yaptı, niye şöyle yaptı? Ahirette sor bakalım ne oluyor? Böyle bir sorgucu bir nesil türedi yani. Sorgulayan bir nesil. İslamiyet'te bu yok ya. Müslüman teslim demek. Allahu Teala ne buyurdu? Resulü ne duyurdu? Teslim bitti. Ama maalesef şu an öyle bir nesil türüyor ki sorgulayan. Niye şöyle? Niye böyle? Acaba şu bu böyle İslam Müslümanlık olmaz. Evet kıymetli kardeşlerim. Dilediğim affederim, Dilediğimi azap ederim. Yani Allahu Teala Hazretlerinin mesela bir adam küçük bir günah yapmış. Ne yapmış diyelim? Namahreme bakmış zinanın yanında namahreme bakmak ne sayılıyor? Sevair, küçük günahlardan sayılıyor. Bir adam namahreme bak dedi Allahu Teala okuluna kuluna azap eder. Diğer taraftan adam zina yapmıştır. Kebair günah bak büyük günah işlemiş. Onu da affedebilir. Evet. Onun için ne yapmak lazım? O zina eden nasıl bir tevbe etti acaba? Bu namahreme bakan adam hiç demek ki ondan rahatsız olmadan mı baktı acaba ki Allahu Teala onu affediyor, onu azap ediyor. O için günahın küçüğü, büyüğü hepsinden sakınmak lazım. Hiçbir günahı küçük görmemek lazım kıymetli kardeşlerim. Evet. Küçük günaha ısrar etmekle o küçük kalmaz. O büyükler dosyasına yazılır. Bir günaha da ne kadar büyük olursa olsun istiğfara devam ettikçe o da büyük günah kalmaz. Silinir mahvolur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yeter ki nasuh tövbesini becer. İza tabe'l abdu tevveten nasuha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kul nasuh tövbesini becerdiği zaman en sallahu hafazati Allahu Teala sağındaki solundaki meleklere bile o günahları unutturur. Halbuki o günahı yazan o meleklerdir. O meleklere bile unuttururum buyuruyor. Yaptığın yerlere efendim toprağa bütün şahitlere unutturur. Yarın ahirette senin aleyhine bir tane şahit çıkartmam buyuruyor. Yeter ki nasuh tövbesini becer. Ne bu hocam? Nasıl tövbesi ne? Bu nasıl nasıl deyip duruyorsun da? Ne bu nasıl tövbesi? Nasıl tövbesi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Efendimiz şöyle dedi ki: "Bir efendim hayvanın e, memesini sıkıyorsun. Süt e, çıkıyor ya. İneği sağıyorsun. Memesini sıktığın gibi kovaya bir süt düşüyor. O kovaya düşen süt tekrar memeye dönemeyeceği gibi sen de tövbe ettiğin günaha geri dönmeyeceksin. İşte bundan nasuh tövbesi oluyor. İçkiye tövbe ettin, kumara tövbe ettin, yalana tövbe ettin. İşte günah, herkesin kendine göre yaptığı bir günah var. O günahlara tövbe ettin. Bir daha o günaha geri dönmedin mi? He, tamam sen nasuh tövbesi yaptın. Hocam ben bir tövbe ettim. Tövbemi biraz tuttum. Bir zaman sonra 3 gün, 5 gün, bir hafta, bir ay derken sonra tekrar o günaha geri düştüm. Ne yapacağım? Ne yapacaksın? Tekrar tevbe edeceksin. Başka bir kapı yok kıymetli kardeşlerim. Tekrar Allah'a yalvaracaksın. Ya Rabbi nefsime zulmettim. Ya Rabbel Alemin bana bir şans daha ver. Tevbemde bana muvaffakiyet nasip et. Tevbemde sebat nasip et diye yalvaracaksın. Ondan sonra bir daha dönmemeye. Ne zaman ki son tevbenden sonra bir daha dönmezsen bil ki o günahın af edildi kıymetli kardeşlerim. Çünkü Allahu Teala buyuruyor ki ve men ya'mel su'en kim bir kötülük yaparsa ev yazlim nefsehu nefsine zulmederse sümme yestagfirillah sonra Allah'a istiğfar ederse yecidillaha gafuran rahima Rabbisini son derece bağışlayıcı ve acıyıcı bulacak Allah buyuruyor. Affedeceğim buyuruyor. Yeter ki o tevbeyi becer. Evet kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri cümlemize makbul tevbeler nasip eylesin. Yine Buhari'de bir kadın hatta yani iyi de bir kadın değil. Bu kadın sahrada gezerken bir kuyunun başına geliyor. Su ihtiyacını giderecek ve orada bir köpek susamış ve kuyuya inemiyor. Su da yok. Hayvan çölde perişan olmuş, toprağa kumu kazmış, toprağın altındaki serinliğe dilini yatırmış. O kadar hayvan evem susuz kalmış ki o toprağın serinliğine dilini seriyor. Bu durumu gören o kadın cihazda işte ayakkabısını efendim işte yazması, başörtüsü, kemeri ne, neyi vardıysa onu ayakkabısına bağlıyor, kuyudan suyu çıkarıyor kendi su ihtiyacını görmeden o köpeği suluyor. Allahu Teala Hazretleri bu kuluna, o kadın kuluna teşekkür ediyor ve onu affediyor kıymetli kardeşlerim. Evet. Ha bu şu demek değil ki iyi, iyi ben bütün günahları yapayım bir köpeğe su vereyim affolayım. Ya bunu demedik ya. Şu anda Allahu Teala Hazretlerinden ümit kesmemeyi anlatıyoruz. Allahu Teala la taqnatu min Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin buyuruyor. İnna Allah yaghfiru ve cemia. Allah bütün günahlar affeder buyuruyor. Şirkin dışında. Şirk üzere ölenin dışında yani orayı da parantez içinde söylüyorum yanlış anlaşılmasın. E şimdi e, bu şu demek. Yani Allahu Teala Hazretleri af için sebepler arıyor. Sen o kadında artık nasıl bir pişmanlık vardı, nasıl bir efendim belki hataları vardı ama ennedmeti tevbetun buyuruyor. Pişmanlık da tevbedir. Ee, Allahu Teala kalbine bakıyor. Dilinden estağfurullah diyorsun ama kalp ne durumda? Kalbin geçmişte yaptığın hatalara, günahlara, isyanlara, tuğanlara pişman oluyorsa, üzüntü duyuyorsa o zaman o istiğfar dilinin istiğfarı sana fayda veriyor. Sen dili istiğfar edip de kalbin o günahlardan efendim üzülmüyorsa, pişman olmuyorsa neyse ki ya o zamanlarda o yolları da gördük bak şimdi tevbe ettik zaten yapamıyoruz gibi duygu düşünceler geçiyorsa senin tevben tevbe değildir. Evet kıymetli kardeşlerim tevbenin şartları var. Geçmişe pişman olacağız. Hepimizin kendine göre unuttuğumuz ne günahlarımız vardır. Ehsâhullâhu <laughs> fenesûh diyor Kur'an. Sizler yaptığınız günahları unuttunuz ama Allah hepsini kaydetti. Sağımızda solumuzda melekler hep kaydediyor kıymetli kardeşlerim. Ya Rahman Rahimin o nasuh tövbesini cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Yine ulemalardan bir tanesi mana aleminde talebelerine gözüküyor. Diyorlar Efendi Hazretlerin ne muamele gördünüz? Elhamdülillah kurtulduk diyor büyük talebelerinden birisi görüyor hocasını. Diyor ki efendim kurt kurtulduk yavrum elhamdülillah. Ya efendi hazretleri siz kurtulmayacaksınız. kim kurtulacak? Bu kadar eserler yazdınız, bu kadar talebeler yetiştirdiniz, bu kadar eserler bıraktınız. Ümmete hizmet ettiniz gece gündüz ya. Yok yazdığım kitaplardan, yetiştirdiğim talebelerden, yaptığım ibadetlerden af olmadı. Neden af oldun efendim? Bir gece yine kitap çalışırken işte kuş tüyünü şeye mürekkebe batırıyorlar ya. Mürekkebe batırıyor, eser yazıyor, kitap yazıyor. Efendim tam mürekkebe soktu yazacakken sinek kondu mürekkebe. Dedi ki belli ki bu hayvan susadı herhalde onun için kondu. Hani kaçırtmayayım bunu diye. Bekledi hayvan o mürekkepten biraz su ihtiyacını gördü. Uçtu. Ondan sonra yazmaya devam etti. Bu amelimle af olmuşum evladım dedi. Görüyor musunuz kıymetli kardeşim? Nereden af olacağımız belli olmaz. Nereden azap olacağımız da belli olmaz. Onun için küçük büyük günahlardan kaçacağız. Hiçbir ameli de e, bu taşı buradan kaldırırsam ne olur? Bu yolu açarsam ne olur? Efendim şu çocuğun başını sıvazlasam ona bir haçlık, bir şeker versem ne olur? Demeyeceğiz. Efendim işte çoluk çocuğuma bir iyilik yapsam bir merhamet etsem bir kucaklasam ne olur? Demeyeceğiz her amelden efendim ümit var olacağız. Her günahtan da kaçacağız kıymetli kardeşlerim. Böyle olursak dünyamızı, ahiretimizi kazananlardan oluruz. Evet kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri buyuruyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmiş olan kullar. Bize sesleniyor. Tübu ilallah. Allah'a dönün. Daha dönme vakti gelmedi mi? Elem ye'ninillezine amenü. Ey iman edenler vakti saati gelmedi mi? Entehşa'e kulubuhum li zikrillah. Kalplerinizi Allah'ın zikriyle yumuşatmanın vakti gelmedi mi? Ve mâ nezele minel hak. Gökten inen hak olan kulubu. Kur'an'ın ayetleriyle kalplerinizi yumuşatmanın vakti gelmedi mi? Tevbenin vakti gelmedi mi? İbadete dönmenin vakti gelmedi mi? Bak mevsim 3 aylar. Aha Recep-i Şerif bitiyor. Recep-i Şerif bak dün diyorduk ki 3 aylara yaklaşıyoruz. 3 aylara girdik. E, i̇lk gecesiydi. Efendim Rezaib kandiliydi. Recep'in 15'i de, derken aha Miraç geliyor. Evet bir de bakacağız ki Berat kandili gelmiş. Bir bakacağız Kadir gecesi gelmiş. Bir bakacağız ki 3 aylar çıkmış. Ekim zamanında efendim e, sen amel etmedin, tarlanla ilgilenmedin, hasat zamanında ne biçeceksin kıymetli kardeşim? Pişmanlıktan, nedametten başka bir şey değil. Herkes yapmış olduğu ibadetlerin mahsulünü toplarken sen o zamanlarda, o çalışma dönemlerinde yaptığın için pişmanlık biçeceksin. Onun için tevbe edelim kıymetli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin miraca çıktığı, efendim ve miraçtan bize beş vakit namaz getirdiği bu namaza gözümüz gibi sahip çıkalım kıymetli kardeşlerim. Namazsız olmaz. Bir vakit namazı terk edemeyiz. Kıymetli kardeşlerim. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize yardım eylesin. Şimdi inşallah bugün 3-4 tane video hazırladım. İnşallah arkadaşlarımız yarından itibaren atarlar. Miraçla alakalı, evet namazıyla alakalı, orucuyla alakalı, sadakasıyla alakalı. Efendim işte e, özellikle e, Miraç'ta bize namaz getirildi. Namaz kılmayanlar efendim zaten Miraç'ta nasıl gördü? Bununla alakalı 3-4 tane video yaptık kıymetli kardeşlerim. İnşallah onları atılacak. Bak onları insanlara ulaştırın, paylaşın. Maalesef paylaşmalarımız izlenmelerimiz çok az. Çok az kıymetli kardeşlerim ya. Biraz hani paylaşım yapalım, gruplarınızla paylaşın, insanlara ulaştırın. Bunlar hayırdır, hazinedir. Bir adamın bize mesela güzel mesajlar dönüyor, güzel olumlu mesajlar dönüyor. Namaza başlayanlar, tesettüre girenler, efendim yuvasında huzur bulanlar. Böyle güzel haberler alınca tabii biz de seviniyoruz. E bunlar neyle oluyor işte sizlerin paylaşmasıyla insanlara ulaştırmasıyla ondan ne olmaz şundan ne olur falan demeyelim. Hidayet Allah'tandır Celle Celalhu. Bir ayetten etkilenir, bir hadisten etkilenir e insan efendim. Yani mesela bir önceki attığımız sohbet küslükle akraba küslükleriyle alakalı. Hani dedim inşallah insanlar şunu paylaşır. Çok memleketimizde küs insanlar var. Belki şu ayetlerden, şu hadislerden etkilenir de e belki bir birkaç ailenin barışmasına sebep oluruz diyoruz. Ama bakıyorum ki efendim bir namaz videosu ne kadar izlenmiş, bir oruç videosu ne kadar izlenmiş. Halbuki o namazdan, o oruçtan daha önemli namazın orucunu kabulü o videoya bağlı. O video bir bakıyorum izlenmemiş, paylaşılmamış. E bu da insanı üzüyor ama yapacak bir şey yok. Nasip bir şey demek ki. Allahu Teala Hazretleri nasibimizi azim eylesin. Rabbim ee, istifade eden kullarından eylesin. Şerlerden muhafaza eylesin. Amin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma. Şimdi kıymeti kardeşler. Ee, Allahu Teala ey madenenler tuğbu ilallah. Allah'a dönün tevbeten öyle bir tevbeyle ki nasuhha nasuh tövbesi olacak buyuruyor. Ve bu nasuh tövbesinin devamındaki ayeti kerimeleri ve nasuh tövbesinin şartlarını yani bunların şartları var. Bu nasuh tövbesinin şartları var. Bu şartları inşallah bir dahaki e, tevbe başlığı ile alakalı tevbe iki başlığı ile alakalı bir sohbetimizde yaparız inşallah. Recep-i Şerif çıkmadan bu dersi tamamlarız. E, Hitamı erdiririz. İnşallah. E, i̇nşallah o oruçlar namazlar atılacak. on Pazartesi günü oruç tutulacak. Kandilin orucu pazartesi. E, daha var gerçi onların bilgileri sizlere Verilecek İnşallah, Rahman ve kıymetli kardeşlerim pazartesi kandil gününde büyük baş 3 e, tane kurbanımız var. İnşallah hisselerimizde eksiklerimiz var. Eğer ki bu hayra biz de katılmak istiyoruz diyorsanız 0555 640 1865 Miraç kandilinin gününün sadakası 100 yıllık sadakaya denk orucu 100 yıllık oruca denk. Gece ibadeti 100 yıllık ibadete denk. Her amel çarpı 100 yılla çarpılacak. Onun için biz de o kandil gününde büyükbaş kurbanlar kesip Kur'an talebelerine, ihtiyaç sahiplerine e, dağıtıp onlara et ikramı sadaka, et olarak onlara sadaka ikramlar yapılacak. İnşallah ben de bir hisse almak istiyorum diyorsanız e, 0555 640 1865 Whatsapp'tan mesaj atarsanız oradan size bilgiler paylaşılır kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri cümlemizin amel, amellerini makbul eylesin, kabul eylesin. Rabbim şerlerden muhafaza eylesin. Nice nice üç aylara kavuşup dostları gibi geçirmeye muvaffak eylesin. Hepinize Allah'a emanet ederim. Şu anda bizi izleyen kardeşlerimizin ne hayırlı muratları varsa ya Rahman Rahimin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يا ارحم الراحمين يا رحمن الراحمين يا رحمن الرحمن. يا رب العالمين ويا خير الناس اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم احسن قبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره Ya Rahman Rahimin ya Rahman Rahimin ya Rahman Rahimin Şu anda bizleri uzaklardan dünyanın öbür uçlarından izleyen kardeşlerimiz var ya Rabbi. ne hayli muratları varsa ihsan eyle. Ne dertleri varsa devalar halka ile. Şifa bekleyen kullarına Şafi ismi şerifin hürmetine şifalar halka ile. Borçlu borcu olan kullarına ödeme kolaylıkları nasip eyle ya Rabbi. Fazlu kereminle ne hayırlı muratlarımız varsa ihsan eyle. Eş isteyenlere hayırlı eşler nasip eyle. İş isteyenlere hayırlı iş kapılar aç ya Rabbi. Ticaret uğraşan kullarına hayırlı bereketli ticaretler nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi yuvalarında huzursuz olan kardeşlerimize huzurlar nasip eyle. Sevgi muhabbetler nasip eyle. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemle Hatice'dül Kübra radıyallahu. Allah'u anh annemiz arasındaki sevgi, muhabbet yuvalarımıza ilka ile Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahim. Recep-i Şerif-i Şaban-ı hakkımızda mübarek eyle. Ramazan-ı Şerif'e kavuşmayı nasip eyle. İman, selameti, sağlık, sahat, afiyet üzere kavuşmayı nasip eyle ya Rabbel Alemin. Miraç gecesine kavuşmayı en güzel şekilde ihya etmeye muvaffak eyle ya Rabbel Alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin ya rabbel alemi kabe-i muazzamada celle mültezemde rükni yamali ye dualara ilhak eyle, eyle. Oraları ziyaret edebilmeyi nasip eyle. Ravza-i Mutahara'da sallallahu aleyhi ve selleme selam verebilmeyi nasip eyle. Habibin orada ziyaret edebilmeyi nasip eyle. Bizleri Kur'an'ın etrafında topladığın gibi yarın ahirette Habibinin etrafında topla ya Rabbi. Dostların etrafında topla ya Rabbi. Düşmanlarından dünya ahiret. Bizleri uzak eyle ya rabbel alemin. ويا خير الناصرين ويا خير الفاتحين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين geçmişlerimize rahmet eyle anne babalarımıza rahmet eyle. Varsa kabir azapları defu refu izale ile kabilen cennet bahçelerinden bir bahçeyle. ile hayatta olan anne babalarımızın hayır duasını almaya muvaffak eyle. Bizleri de hayırlı birer evlat eyle. Evladı olmayanlara hayırlı evlatlar nasip eyle. Vermiş olduğun evlatları seni yolda yetiştirmeye muvaffak eyle. Yavrularımızı ya Rabbi kötü arkadaşlardan, kötü alışkanlıklardan muhafaza ile ya Rabbi. Yavrularımızı bizden daha alim eyle ya Rabbi. يا رب ده عبادة لي يا رب ده إخلاص لي يا رب ده تقوى لي يا رب العالمين ويا خير الناصرين ويا خير الفاتحين آمين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى شرف النبي وآله وصحبه ومشايخنا الفاتحة اللهم صل